Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan, bugünkü yazısında İçişleri Bakanlığı tarafından önce FETÖ ve PKK ile ilişkisi olduğu iddiasıyla savunmasını istediği, sonra da emekli emniyet müdürü rütbesini, silah ruhsatını ve pasaportunu aldığı Hanefi Avcı'nın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yazdığı mektubu kaleme aldı. Mektubun son sayfasında İçişleri'nde hukuka aykırı işlemler yapan anlayışın etkin olmaya başladığı, eğer denetlenemez ise ileride polis istihbarat ve yargı üzerinde etkinliğini artırarak hukuk düzenini bozan daha ciddi sorunlar yaratacağından, şimdiden bakanlığın çalışmaları ve işlemleriyle ilgili olarak inceleme, denetim ve soruşturma yapılması gerektiği görülmektedir, ifadelerinin kullanıldığını aktaran Pehlivan, Avcı'ya yapılan FETÖ soruşturmasının kılıf olduğunu ve Avcı'nın devlet yetkililerinin önemli suçlara karışmış kişilerle fotoğraflarının olması makul değil, sözünün Süleyman Soylu'yu kızdırdığını aktardı. Tüm bunlara rağmen Avcı'nın durmadığını aktaran Pehlivan şu ifadelerle yazısını sürdürdü. Avcı durmadı. Gitti, önce Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın kapısını çaldı. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş hakkında suç duyurusunda bulundu. İki ismin de görevini kötüye kullandığını, kendisine iftira attığını söylüyor ve cezalandırılmasını istiyordu. Yetmedi, Cumhurbaşkanlığına bir şikayet dilekçesi yazdı. Ancak Avcı'nın geçmişten gelen bir korkusu vardı. Ya ekleriyle birlikte 88 sayfadan oluşan o dilekçe, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ulaşmadan bir gizli el tarafından yok edilirse. Bunun üzerine dün Erdoğan'a hitaben bir açık mektup kaleme aldı. Avcı mektubuna, Fethullahçı terör örgütüyle dünden bugüne mücadelede müspet veya menfi rol alan herkesin ve benim durumumu en iyi bilenlerdensiniz, diye başlıyordu. Bugüne kadar terör örgütlerine karşı mücadelesini ve başına gelenleri anlatıyor, sonunda ise şu çarpıcı tespitleri yapıyordu. Esasen bir süredir İçişleri Bakanlığı'nda hukuka, yasaların tanımladığı görev, yetki kurallarına aykırı olarak işlemler yapıldığına dair emareler vardır. Bu hususların bazısını kısaca özetlemek gerekirse, bir son zamanda rütbesi alınan emekli emniyet mensupları, haklarında FETÖ mensubu olduğu yolunda ciddi inandırıcı emareler olan kişiler değil, bakanlık ve yönetimi eleştiren kişiler olduğu, bu kişileri cezalandırmak, diğer emsallerine gözdağı vermek amacıyla bahanelerle hukuka aykırı rütbe, kimlik alma, ruhsat iptali işlemlerin yapıldığı, bu soruşturmalarının Emniyet Genel Müdürlüğü'nün bilinen yerleşik usul ve uygulamaları dışında usulsüz olarak yürütüldüğü, ikili İçişleri Bakanı'nı eleştiren bazı basın mensupları hakkında soruşturmalarının hukukun gerektirdiği yetkili yargı ve emniyet birimlerinden gizlenerek Ankara'da yargı birimleri ve emniyet mensuplarınca, bu konularda bilinen usul ve esaslara uyulmadan, hukuka aykırı bir biçimde yapıldığına dair belgeli örnek olaylar vardır. 4. Yine Sayın Bakan'ın bazı büyük yolsuzluk olaylarına karışan, uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla haklarında soruşturma yapılan şüphelilerle geçmişte makamında görüşmeler yaptı, bu konuda basına fotoğraflar yansımıştır. 5. Soruşturma altında bulunan bazı şüphelilerin kaçması için haber salındığı yolunda yine basında yer alan iddialar vardır. Hanefi Avcı, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a madde madde uyarıda bulunduğu mektubunu şöyle sonlandırıyordu. İçişleri Bakanlığı'nda yapılan iş ve işlemler üzerinde yukarıda belirtilen konularda inceleme, araştırma ve denetleme yaptırılması gerektiği açıktır. Sanki Avcı'ya Haliç'te yaşayan Simonlar kitabını 2010'da yazdıran sürecin benzeri yaşanıyordu. O dönem başbakan olan Erdoğan, Avcı'nın Fethullahçıları ifşa etmesini, bu iddiaların üzerinde durmak gereksiz diye karşılamıştı. Sonrası malum.